Yahu sen emin misin gerçekten programın isminin önce Can sonra Canan olması konusunda? Yok canım, bunu Allah belirledi. Sen Cansın, ben Canan, ne yapayım yani? Kader koymuş programın ismini, ben yapmadım. Kötü şaka gibi bir yandan da çok güzel görünüyor gerçekten. Vallahi ben sevdim. Önce sen başla, çünkü benim genellikle başlamada sorunum var. Birisi bana başlangıç verdi mi 6 saat giderim. Dolayısıyla bir Can lazım, sonra Canan coşsun. İyi olur. Ya o bence bilen adam sorunu. Azıcık nezaketle başlayayım hadi şeyin içerisinde. Ya biri soru sormadan konuşmama, hani o bir şey ya. E bizi öyle yetiştirdiler abi, ne yaparsın işte yani. Efendi ol, dur, sorulmadan konuşma falan diye. Ben ilk derse çıktığımda şey oldum, perç geçirdim yani. Böyle yok kaldım. Kaç? 97 asistanlığımın birinci senesinde. Asistanken hoca dedi ki şey yap, yani bir derse bir giriver. Gözümüz ne canlansın azıcık, merak ediyorum. Mekan neresi, nasıl bir yer? Azıcık aklımda kalanları sana şey yapsın. Ne diyorsun sen? En canlı kabusum kadar hatırlıyorum yani. 19 Mayıs Üniversitesi. Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ambulans ve Acil Bakım Bölümü, Fizyoloji Dersi, Çekim 1. Tamam, oraya gireceğim. Kaç kişi var sınıfta? 30-35 civarında öğrenci var. Ve bu Sağlık Meslek Yüksekokulları'nın maalesef çoğunda bir psikoloji var. Çocuklar ders sırasında spor gazetesi okuyorlar mesela. Sebebi de ya zaten 2 sene geleceğiz, üniversiteyi kazanamadığımız için buradayız. Bir de bize tıp fakültesine hoca gönderiyorlar. Ya boşu boşuna bizi meşgul etmeyin, şu dersler bitsin, verin diplomayı, biz gidelim. Sonuçta biz ambulans ve acil bakım işi yapacağız diye böyle bir kafada geliyordu birçoğu. Tıp fakültesinde yüksek puan alıp gelmiş çocuklarla beraber derse girmek, onlara ders anlatmak alışkanlığından sonra böyle bir yere gelince, ben tıp fakültesinde ders anlatmamıştım o zaman, oradaki gibi bir ortam beklerken bir girdim. Sıraya ayağını uzatan mı istersin, kimsin abi sen diye bakan mı istersin, bir de çocuklarla yaklaşık aynı yaştayız o zaman. Çok iyi bildiğimde bir konu denk gelmişti bana ama. Girdim, uzun bir sınıf tabii, böbrek anlatacağım. Ama çok basit düzeyde yani. Upuzun bir sınıf düşün, tren gibi. İşte iki sıra var, öğrenciler oturuyor. Sınıfa girdim, hani bu filmlerde bir hareket vardır. Kamerayı şaryoda götürürken zoom'u geriye alırsın da arka plan uzar ya böyle. Korku filmlerinde bir sahne. Yarabbim, aynı öyle oldu. Sen bunu nereden biliyorsun teknik olarak? Çektim çünkü, cep telefonuyla çok uğraştım o sahneleri çok sevdiğim için. Güzelmiş. Tabii tabii. Sınıfa girdim, şimdi çocuklar bana bakıyor, ben çocuklara bakıyorum. Gördüğüm tek şey sınıf uzuyor, duyduğum tek şey kalbim kulaklarımda atıyor. Çünkü ne söyleyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Çalışmış gelmişim, slaytlarım var. Pardon, o zaman slayt da yok, tepegözle anlatıyoruz. Her şeyim var, malzeme. O stres tepkisi nedeniyle çocukların bakışları bana vampir bakışı gibi geliyor. Çünkü gittikçe onların da yüzleri çarpılıyor gözüne falan, böyle bakıyorlar. Ben diyorum ki böbrek miydi, beyin miydi, konu neydi falan derken galiba 3-4 dakika, bana gerçi bir 6 ay gibi geldi ama 3-4 dakika bir sessizlik oldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum, nereden başlayayım, ne söylesem dünyanın en anormal şeyi olacakmış gibi geliyor. Çocuklar da böyle nasıl canavarca bakıyorlarmış gibi geliyor. Sonra dedim ki, merhaba arkadaşlar. Hepsi şöyle bir merhaba oldular. Bir anda böyle bir şey dağıldı. O ortam dağıldı. Sonra sohbet, muhabbet hemen aklıma geldi. Siz buraya niye geldiniz? Dersin yarısını muhabbette geçirdikten sonra bir rahatladık. Ondan sonraki birçok derste de bu şey kalmıştı. Yani ilk girdiğim derslerde hep büyük stres. Daha sonra bir televizyon programında ilk çıktığımda bunu yaşamıştım. Kaç senedir üniversitede ders yapıyorsun? 97'den beri parça parça ama öğretim üyeliğine başlamam 2004. 2004'ten bu yana. 97'den bu yana öğrenci profili değişti mi? Hani şu hep çok yaşlanan, hepimizin yaşlanırken üzerinde yaptığı bu gençler çok bozuldu falan hikayesi, ne diyorsun? Bozulmadı, düzeldi bence. Yani çeşitlilik arttı. Benim en sevdiğim ya. Öğrenci profili bir kere insanlar benzersiz olduğu için bizim zamanımızda da çocuklarda böyle çok cins değişik tipler vardı. Ama o 90'ların sonu mesela Türkiye'deki hani politik yapı gereği de herkesin böyle bir höt deyince oturduğu bir zamanda, şimdi höt diyorsun o sana 3 kere höt diyor. Yani böyle bir türev de geldi. Hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu. Hani şu hocalık yaparken hep biraz da artistçe buluyorum o hikayeyi de. Çocuk da öğretir. Hani öğrenme hep karşılıklıdır. Çocuk da bir şey öğretir. Öğretiyor mu çocuk gerçekten? Yani üniversitede en azından. Artık çocuk demezsek yani koca adam onlar. Ya şimdi ben diyebiliyorum gerçi, yaş farkı açıldı ama. Vallahi anlatmak öğretiyor. Yani anlatmanın öğreten bir tarafı var. Onu sen de yaşıyorsundur. Sen de benim konuşkan bir adamsın. Ben konuşarak düşünenlerdenim.
ders vermeye başlayınca fark ettim. Bu sonra teknik olarak gerçekten var mı? Azıcık böyle azıcık içe doğru derinleştiriyorum konuyu ama yani. Ya bak şey mutfak, gerçekten bilimsel teknik olarak böyle bir şey var mı? Mutfakta yemek yapan herkes bunu bilir. Bak ne alakası var diyeceğim. Un, su, yumurta, kek yapıyorsun işte ne katılır içine bilmiyorum hepsini. Karıştırdın, onların hepsini karıştırdığında bir şeydir ya bulamaç gibi. Karıştırmaya başlıyorsun, karıştıkça bir kıvam oluşuyor ya. Konuşmak böyle bir şey, bazı zihin için hepsi değil. İnsanlar konuşarak çoğu düşünüyor ama bu tarz bir konuşmayla öğrenme mekanizması yatkın bir zihin gerektiriyor galiba. Çünkü her ders anlatana bu olmuyormuş, onu öğrendim. Sen kafada malzemeyi karıştırıp anlamlı bir kıvam aradıkça kıvamdan kıvama geçip yeni bir takım bileşimler elde ediyorsun mesela. Anlatmanın en güzel tarafı bu. Şimdi işte burada seninle muhabbet ediyoruz, televizyona çağırıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani benim için cennet gibi bir şey, böyle sürekli konuşturuyorlar falan ama benim anlattığım şeylerin %80'i konuşurken öğrendiğim şeyler. Daha önce okuyorsun parça pincik, çoğunu unutuyorsun, altta bir yerlerde kalıyor, bilinçin altında bir yerde. Sonra konuşurken, daha dün mesela işte bir seminer sırasında konuşurken kendimi bir ara dinledim, dedim keşke bugün kayıt alsaydım. Allah'tan alıyorlarmış. Çünkü ben onu unutacağım sonra yani. Orada konuşurken bir anda birleşmiş. Ben onu fikir masaları da ben ona aynalama diyorum. Ya benim aklımda bir şey var ama dur bunu bir şekle dönüştürmem lazım. Ya arkadaşlar bir yardımcı olur musunuz? Bir anlatayım da aynalayayım mevzuyu. Hani ben anlatırken çıkıyor çünkü hani şey içerisinde. Bir soru gelir. İşte evet. Mesela o yüzden mesela bu muhabbet de benim için. Kesin ben buradan bir şey öğrenip kalkarım yani. Çünkü bir şey dersin. Benim daha önceden ayrı duran iki işte tahta birleşir, bir sırık olur o. Yeni bir malzeme çıkar beyinde, yani zihinde, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben aslında bunu tembel bir adam olarak, bir öğrenme yöntemi olarak kullanıyorum. Çok isterdim işte felsefeciler gibi şunu okudum, bilmem ne Kierkegaard'a göre varlığın bilmem nesi. Öyle bir metodikliğim yok. Ama hayat içerisinde bilimsel bilgiyi, hiç bilimle işi olmayanı anlattığın zaman neyi ne kadar bildiğini çok iyi öğreniyorsun ve neticede bayağı bilmiyormuşum çok şükür yapıp daha fazla anlatıp daha fazla öğrenmeye gayret ediyorsun yani. Senin sevdiğim şey bu. Hadi benim normalde sana dışarıda da sormaya niyetli olduğum bir soru var. Yayının içerisindeyken sorayım bir şey içerisinde. Tövbeler olsun. Bir yudum alayım. Bu marka falan işlerinin de bir kenarı ya da ucuyla da alakalı. Senin tanımın ne hocam? Benim tanımım. Evet. Yani Sinan Canan'sın. Ama Sinan Canan olarak yani hani kendini bir şeyle tanımlasan ne dersin kendine? Benim o konuda bir derdim var şöyle ki akademisyen olduğun zaman diplomana ya da aldığın uzmanlık sertifikana göre isim veriliyor. Şimdi benim adım başında Prof. DR var. Prof. DR sevimsiz bir tabir. Ben özellikle içinde olduğum için sevmiyorum. Biyolojiden mezun oldum bana biyolog dediler. Halbuki biyolojiden mezun olanların %1'i bile biyolog olmuyor. Çünkü biyologluk tabiatta bir şey yapmam gerekiyor. Ben dolayısıyla biyolog değildim. Tıp fakültesinde master yapmaya başlayınca beni doktor zannetmeye başladılar. Hele bir otobüs yolculuğunda yanındakine tıp fakültesinde asistanım dediğim zaman teyzemin dizi şöyle ağrıyordu diye başlayan muhabbetlerle o Ankara'nın yolu bitmiyordu. O da değilim. Sonra şimdi psikoloji bölümüne geçtim. Herkes beni psikolog sanıyor. Mailler yağıyor. Hocam hasta görüyor musunuz falan. O da ya bunlar insana bir şey yapmıyor. Diplomalar yapmıyor. Bu arada gençlere önemli bir şeyim var. Diplomalar hiçbir işe yaramıyor artık. Kendini tanımlama zorunluluğu getiriyor bu sorun. Benim profesyonel olarak kendimi tanımlama şeklim meraklı. O kadar. Meraklı. Ben buraya geldim. Gitmeden evvel heybede ne kadar boşluk varsa hepsini dolduracağım. Bunun için de herkesle her şeyle ilgileneceğim. Mesela benim işim olmayan bir iş yok bu dünyada. O yüzden çok şükür meşgulüm. Güzel gidiyor yani. Ben profesyonel meraklıyım. Tabii. Profesyonel meraklıyım ama. Yani maymunun merakıyla benim merakım arasında bir fark var. İşte ona kitapta şunu da tecessüs demiştim. Maymun muza benzer bir şey gördüğünde meraklanır hemen. Niye? Muz olma ihtimali var. Gider bakar muz değilse döner gider. Ben muza benzer bir şey görüp yaklaştığında, muz olmadığında neden muza benzediğiyle ilgili ömrümü harcayabilirim? Yani neden oraya gittiğim, bunun kökeni bilmem nesi, tecessüs daha derine girip araştırma. Zaten işte bu dünyanın güzel tarafı bir şeyin böyle detayına giriyorsun. Ömrünü orada harcayabiliyorsun yani. Ama bir detayda da kaybolmayız inşallah. Her tarafı gezmek lazım. Dolayısıyla bence güzel bir tanımlama. Benim işimi görüyor. Mesela böyle profesör mü olur? Değilim ki ben profesör. Ben meraklıyım. Sonuçta yırtıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun? Meraklı böyle konuşur. Yapacak bir şey yok. Yani öyle. Mesela işte... O bilmiyorum diye bir video yaptım. Bilmiyorum işe mesela hiç negatif defanslı bir şey oldu mu arka tarafta? Ya koskoca adam profesör. Bilmiyorum nedir ya arkadaş falan yani.
Var mı? İşte pasif agresif reaksiyon tetikliyor. Birçok şeyi bilmiyorum. Aklım nerede bilmiyorum. Canlılık nedir bilmiyorum. Ne demek o? Şimdi söylediğin şey çok doğru. Herkesin söylemesi gereken şey nedir? Ben beyin uzmanı olarak beyinle ilgili bir sürü şeyi bilmiyorum. Yani bu demek oluyor ki benim babam da esnaflık hakkında her şeyi bilmiyor. İnsanın satın alma davranışı hakkında her şeyi bilmiyor. Ama bunu yapıyor. Hepimizin kendi hayatta biliyorum diye şişinip title'larla gezdiğimiz, o ünvanlarla gezdiğimiz dünyada aslında bilmediğimiz bir sürü bir şey var. Bunu herkes biliyor. Ama bunu böyle birisi söyleyince Allah kahretsin niye böyle diyor, şimdi niye açık ediyor bizim durumumuzu gibi böyle az sayıda pasif agresif tavırın geldiği oldu. Geldi mi gerçekten? Ama şu açıdan insanlarda çok güzel yankı yapıyor. Her şeyi bilen adam olarak bazen sinir bozucu olabilen akademisyenler grubundan birisinin çıkıp da ya ben de bilmiyorum abi rahat olun demesi aslında büyük bir rahatlık oluşturuyor. Gerçekten ben mesela felsefe niye okuyamadım yıllarca? Özellikle bizim Türkiye'de felsefe yazanlar, Sokrat, Platon böyle bir şey yapmamış, böyle bir yola girmemiş ama bir felsefi metni okursun, işte özdekçi tümlenimlerin cipciplarından bilmem ne olur. Bir jargon var, ne dediği anlamıyorsun. Adam diyor ki işte ruhun kabarmış diyor mesela ama onu öyle bir jargonla anlatıyor ki jargonlama şu ya, ben o kadar okudum ve öyle bir jargonum var ki sen pis fani bunu anlayamazsın. Dolayısıyla Allah kahretsin diye kitabı atıp işte Conan, Zagor okumaya geri dönüyorsun mesela. Şimdi böyle bir jargon insanı bilgi demokrasisinde dışarı atıyor. Yani bu arada çok pauslıyorum. Conan'ı duydun Hicret. Konuyla alakalı. Conan bize ait önemli bir çizgi roman. Conan var evet gerçekten. Conan sende mi Conan? Conan tabii ki yani. Krom adına ne diyorsun? İşte bu ya. O dil ve krom adına. Bak bazı şeyler hayatta senkronizasyon sağlar. Hiç alakasız şeyler. Conan okumuş adamların çoğu metalci olur mesela. Çoğu yani ekseriyeti metalci olur. Ve bu izleyin de bir sebebi var. Conan'ı sevmenin hayatta neye sebep olduğunu mesela bir veçeden öğrenmek ister misin? Bak söyleyeyim sana. Ben bunun psikolojisini çok ciddi düşündüm. Bir Conan, de Conan üzerine mi düşündün? Conan bak. Gerçekten Conan psikolojik olarak çok etkili. Bir çocuk olarak düşünsene herifin bir tanesi gidiyor. Bütün güzel kadınları bir şekilde tavlayabiliyor. Bütün canavarları yeniyor. Dünyanın en işte evrenin en güçlü büyücüsü Tutamon'u 3 kere falan öldürüyor. Tutamon'da ölmek bilmiyor biliyorsun. Yani dolayısıyla böyle tuhaf bir tip ve... Bir kule bule hikayesi vardı onu hatırlıyorum. Mesela bir tanesi tabii, kule tabii. Öldürüyor. Tabii neler yani. Şey işte Tulsa Dum'un kulesine girip şeyi çalmalar falan. Şimdi Conan ne için yaşıyor mesela? Sırf gününü geçirecek para için servet biriktirme derdi yok. En sonunda kral bile oldu. Krallığı bıraktı gitti mesela. Gününü geçirecek parayı toplamak için yaşıyor. Ama onun dışında yaptığı bir tek şey var. Niye olduğunu bilmediğim şey adam devamlı mücadele içinde. Atına bir biniyor bir tarafa doğru gidiyor. İlla bir arıza. Çünkü dünyada arıza çözmek için tasarlanmış bir karakter. Savaşırken, mesela en heyecanlı yer neresi Conan okurken? İşte biri çıkıyor karşısına bir iblis. Kılıcı çekiyor, Krom adına diyor. Şimdi Krom bunun tanrısı. Kimmeryalıların genel inandığı, Kimmerya dağlarında inanılan bir tanrı. Krom'un özelliği şu, bir yerde anlatıyor, birkaç yerde anlatıyor. Orada işte Mitra var falan filan, Erlik, öyle tanrılara tapanlar da var. Krom'un özelliği şu, Krom diyor hiçbir şekilde yardım etmez, duana cevap vermez. Ama diyor sadece savaş sıkıştığı anda ben onun adını anarım, onun gücü bana geçer. Şimdi bu beni çok etkileyen bir şeydi. Çünkü bir de Ron Howard yazıyor onun hikayesini. Ron Howard'ın çizdiği şey de Styx'e inananlar, işte Mitra'ya inananlar bilmem ne, hep böyle bir kaypak tarafı var. Ya böyle bir işte hırsız ya bir şey yani böyle gevşek tipler. Ortada bir tek Krom'a inanıp da kendi gücüyle ayakta duran adam modeli var ya. Bence bu hayatta boynumun kalın olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Conan okumak. Yani Conan insan psikolojisini, Conan gibi şeyler erken dönemde insan psikolojisi, bak sende de o var. Sen de böyle Krom adına gibi davranıyorsun. Yani böyle bir anda bir şeye karar veriyorsun. Onun her şeyini bir şekilde hallediyorsun. Bahanelerden şikayet etme durumun az. Ben onun kararlarının sonucuna katlanmaya cesaret etme diye tarif ediyorum. Aynen işte. Çünkü her aldığımız karar iyi ya da kötü bir şeye neden oluyor ve o bir sorumluluk demek ya artık.
Yani hani bir sürü insanı etkiliyorsun aslında. Bir cümleyi sarf etmeye karar veriyorsun ve bir sürü insan bundan pozitif ya da negatif etkileniyor. Şeyde bir şey almaya almamaya, bir şey yapmayı yapmamaya karar verme hikayesi. Sokakta buna çok sıklıkla rastlıyorum. Buradaki cesaret gittikçe insanlarda düşüyor. Mümkün olduğunca dünyayı değiştirmeyeyim. Çünkü onu sorumluluğuna katlatmak benim için zor. Conan okumuyorlar çünkü. Conan okumuyorlar. İşte onun yerine açıp Netflix'ten dizi izliyorlar hep beraber. O bir yeni uyuşturucu hali diyorum. Ne diyorsun o konuyla alakalı? Tabii yani hazır içerik öldürecek bizi. Yani ben de izliyorum şu anda ama ben zamanında hiçbir resmi olmayan kitaplardan hayal kurarak büyütülmüş bir beyne sahibim. Mesela o Tom Sawyer'ı 30 küsür kere okumuşluğum var. Başucumda lime lime olmuş bir kitaptır. Benimki de Robinson Crusoe'dur. Ne acaba? Aynen. Saçma bir şekilde. Çengelleriye takılırsa abi. Hayat böyle geçiyor. Onu da bana bir yengem mi ne hediye etmişti? Hiç unutmam. Milliyet Yayınları'ndan içinde bir tane resim yok. Sadece Milliyet Yayınları'nın logosu var. Görsel olarak tek olan o. Kapağı da yazı, içi de yazı. Ama bu ne sağlıyor biliyor musun? Geçenlerde bir öğretmen arkadaş bizi panelde dikkatimi çekti. Bir hikaye kitabı gösterdi. Hikaye kitabının kırmızı başlıklı kız. Üzerinde kurt ve kırmızı başlıklı kızın resmi var dedi. Bunu buraya koydun ya çocuğun hayalini öldürdün dedi. Dedim işte bu ya. Bak bu da dedi teknoloji ve bu şekli zararlı. Çünkü kırmızı başlıklı kızı sadece yazıdan okuduğunda özgürsün. İstediğin her şeyi düşünebilir, her şeyi kurabilirsin. O yüzden ben Tom Sawyer'ın 20 yıl sonra film uyarlamalarından birini seyrettim. Oscar ödüllüydü. Tiksindim filmden. Yani muhtemelen... ama senin kurdun hayal nerede? O film tabii. Ne yaparsa yapsın. Bir de çeken adam Amerikalı. Yani benden çok iyi biliyor. Gerçek Tom Sawyer muhtemelen ona çok yakın bir şey. Ama beni sarmadı. Yani. Ben Tom Sawyer'ı bizim mahalledeki Ümit zannediyordum. Yani aynı onun gibi. Sürekli burnunda böyle pis pis burnu çeken falan bir çocuk yani Tom Sawyer'ı. Bir baktım orada cillop, sarı saçlı, mavi gözlü, hasır şapkalı bir çocuk. Olmaz yani. Bizim Tom'un karizması gitti benim kafada. O... Halbuki Almancıymış Tom Sawyer. Yani onu deseyince değil mi? Şeyin içerisinden bize gelen Almancıymış. Tabii bizim kodlamalarda farklı bir şey. İşte o yüzden şimdi hazır görsel içerik tüketen çocuklar, tamam ağlamıyorlar, arıza çıkarmıyorlar, anne babayı darlamıyorlar, anne baba rahat ediyor eline iPad verince bilmem ne falan ama yarın bir gün göreceğiz. İşte bugün üniversiteden mezun olunca yarın hayalini kuramayan çocukların bin beteri geliyor.